İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Grigor Amirzayan, Datev Manastır Kompleksi ve Büyük Datev Çölü yakında UNESCO tarafından koruma altına alınacak. Batı Ermenistan'ın Yerzinka şehrinde deprem. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni askerlerin öldürülmesine ilişkin karar verdi. Kapil Komereddi Hindistan, Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit'i neden tanıyamıyor? Dikran Batalyan'dan Charles Michel'e. Doğu Ermenistan, Avrupa Birliği ile işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarmak amacıyla ek çaba gösterme niyetindedir. Garibashvili, Gürcistan'ın Bakü ile Yerevan arasında başlattığı barış girişimi somut sonuçlar verdi. Altın Eller Fuarı Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. Dönem Milletvekili Grigor Amirzayan, mikroblogunda silahlı çatışma koşullarında kültürel değerlerin korunmasına dair sözleşme çerçevesinde güçlendirilmiş savunma statüsünde Doğu Ermenistan'ın anıtlar topluluğu olan Datev Manastır kompleksleri ve Büyük Datev Çölü'nün yanı sıra Vorodan Nehri geçidinin UNESCO koruma statüsünde olacağını yazdı. UNESCO'nun 1999 yılında sözleşmeye eklenen 1954 tüzüğü kapsamındaki güçlendirilmiş koruma, silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların özel korunmasını sağlamak amacıyla ikinci protokol tarafından geliştirilen bir mekanizmadır. Doğu Ermenistan'ın yaptığı başvuru, UNESCO'da düzenlenen Lahey 1954 yılı silahlı çatışma durumunda kültür varlıklarının korunmasına ilişkin sözleşme komitesinin 18. oturumunda kabul edildi. Tarihi Kültürel Miras Araştırma Merkezi, Doğu Ermenistan'da Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ve Doğu Ermenistan'ın UNESCO daimi temsilciliği ile yapılan görüşmelerin ardından adaylığı hazırlayarak UNESCO'ya sundu. Konvansiyonun farklı aşamalarından geçen adaylık sekreteriyası tarafından onaylandıktan sonra komitenin Aralık ayı oturumunun gündemine alındı. Projenin süresi 15 aydır. 1995 yılında Datevi Manastırı kompleksleri, Datevi Büyük Çölü ve Voradan Nehri geçitleri anıt grubu UNESCO Dünya Mirası alanları ön listesine dahil edildi. Onaylanan hibe aynı zamanda anıt grubunun gelecek planlarda da yer alan ana listeye dahil edilmesi için gerekli tüm ön koşulları oluşturacaktır. Batı Ermenistan milletvekili olan Grigor Amirzayan'ın yayınladığı videodan konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Erzinka Erzincan'ın kuzey batısında yer alan Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesinde bir günde iki deprem kaydedildi. Kelkit ilçesi Karin Trabzon yolunun sağ tarafında yer alıyor. Kelkit depreminden 5 dakika sonra ayrıca komşu Erzincan şehrinde de 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Erzincan aynı zamanda Hayasa Devleti'nin bir parçasını oluşturmaktaydı. Aynı günün 18 Aralık sabah saatlerinde Kelkit'in 4.3 büyüklüğünde sarsıldığını hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Narayan ve diğerlerinin Azerbaycan'a karşı davasının kararını yayımladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına göre asker Edgar Narayan ve Erik Abovyan'ın ölümleri ve ölümlerine ilişkin herhangi bir soruşturma yapılmaması nedeniyle sözleşmenin ikinci maddesi yaşam hakkı ihlal edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinin 13. maddesi etkili savunma hakkı uyarınca incelemeye gerek olmadığını, sözleşmenin 14. maddesi ayrımcılık yasa uyarınca incelemeye gerek olmadığını kaydetti. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre Azerbaycan 44. madde uyarınca mahkeme kararlarının yasal olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine her başvuru için 16 bin euro artı alınabilecek her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdür. Sözleşmenin ikinci paragrafı maddi tazminat için başvuru başına 2780 avro ilgili başvuru sahiplerine müştereken ödenecek olup masraflara ilişkin olarak kendilerinden alınabilecek her türlü vergi de buna dahildir. Davacı başvuranlar Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin akrabalarıdır. Dava Ermeni askerlerinin Azerbaycan askeri Cengiz Gurbanov tarafından öldürülmesiyle ilgili. Hintli yazar ve yayıncı Kapil Komeredi, The Morning Context'te Hindistan neden Ermenilere uygulanan soykırım Armenosidi tanımıyor, Türkiye yeni delhiye hakaret etmekten çekinmiyor başlıklı bir yazı yayınladı. Komeretti, Osmanlı Türkiye'sinin 20. yüzyılda bütün bir halkı katletmek için uzun vadeli bir operasyon başlattığını yazıyor. İnsanlık tarihinin en kanlı yüzyılının habercisi olan bu kapsamlılık, seçkin Polonyalı Yahudi hukukçu Rafael Lemkin'in soykırım terimini icat etmesine ve bunu uluslararası hukukta bir suç olarak kutsanmasına yol açtığını yazdı. Her yıl 34 ülke Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi anıyor. Hindistan bunların arasında değil.'' Ukrayna'da fiilen savaşta olan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, 2 milyondan fazla Ermeninin İmparatorluk Türkiye'sinde planlı bir şekilde öldürülmesinin yasını tutmak için kısa bir süre birleşiyor, sonra unutuyorlar. Ancak dünyanın en kalabalık demokrasisi Hindistan, Ankara'daki soykırım armenosid inkarcılarını kızdırmamak için çenesini kapalı tutuyor. Müslümanlaştırılmış Ermenilerden bahseden Hintli gazeteci Kapil Komereddin'in ta kendisi olduğunu hatırlatalım. Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ndeki temsilciliği tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği nezdindeki misyon başkanı Büyükelçi Dikran Balayan 18 Aralık'ta güven mektubunu Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e sundu. Büyükelçi Balayan'ı memnuniyetle karşılayan ve başarılar dileyen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Ermenistan Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan girişimlere dikkat çekti ve bunları desteklemeye hazır olduğuna dair güvence verdi. İyi dilekler için teşekkür eden Dikran Balayan, Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve üye ülkeleriyle işbirliğini yeni bir niteliksel seviyeye çıkartmak için ek çaba göstermeyi hedeflediğini kaydetti. Şar Mişelin Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesi yönündeki kişisel çabalarını vurgulayan ve takdir eden Büyükelçi Balayan, Bakü'nün Brüksel formatı çerçevesinde varılan anlaşmaları ağır şekilde ihlal etmesinin ve bunlar açısından sonuç alınmamasının sonuçta etnik çatışmaya yol açtığını vurguladı. Bu nedenle Artsah'ın temizlenmesi mahkemenin hukuken bağlayıcı tüm kararlarının uygulanması ve Azerbaycan'ın müzakere masasına dönmesi yönünde Bakü'nün uluslararası adalet konusunda adımlar atması gerekiyor. Büyükelçi Avrupa Konseyi Başkanına Bakü'nün egemen Doğu Ermenistan topraklarına yönelik artan arzuları ve Granada ve Brüksel'de planlanan müzakerelere katılamamasının gerçek nedenleri de dahil olmak üzere barış sürecini engellemeye yönelik sürekli girişimler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Büyükelçi Balayan, Doğu Ermenistan hükümetinin başlattığı Barış Kavşağı projesini ayrıntılı olarak sunarak sınır belirleme süreci, iletişim kanalları ve yolların engellerinin kaldırılması konusunda da iki taraf arasında fikir alışverişinde bulunuldu ve bu projenin Avrupa Birliği'nin küresel ağ geçitleri girişimine dahil edilmesini belirtti. Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili 2023 sonuçlarına ilişkin raporu sunarken Gürcistan'ın Bakü ile Yerevan arasında başlattığı barış girişiminin somut sonuçlar verdiğini ifade etti. Gürcistan hükümetinin bölgedeki ortakları Bakü, Yerevan ve Ankara ile yakın dostlarına ilişkiler sürdürdüğünü kaydetti. Gürcistan Başbakanı Garibashvili, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisiyle kesinlikle ilgileniyoruz. Gürcistan bu hedefe ulaşılmasında önemli katkı sağlıyor. Bir süre önce Azerbaycan Başbakanı ve Ermenistan Başbakanı Gürcistan'daydı ve biz de üçlü bir toplantı yapmak fırsatını yakaladık. Bunun ulaştığımız ilginç bir emsal olduğunu düşünüyorum dedi Haribashvili. Komşu ülkeler arasında yoğun ziyaretlerin yapıldığını hatırlatarak Azerbaycan'a birkaç kez gittim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Doğu Ermenistan Başbakanı Gürcistan'da bulundu. Türkiye ile stratejik ortaklığımızı ve işbirliğimizi üst düzeyde sürdürüyoruz. Vurgusunda bulundu. Bu yıl Altın Eller fuarı. Artsah'ın Martuni bölgesinde bağlı Yemişcan topluluğunda yapılması gerekiyordu. Ancak bilinen olaylar nedeniyle Artsah Anneleri Destek Merkezi STK'sının çabalarıyla Yerevan'da gerçekleşti. Fuara 50'den fazla üretici katıldı. Bunların bir kısmı Artsah'ta faaliyetlerine başladı. Bir kısmı ise savaş sonrası zor durumu hafifletmeye yönelik ilk adımları atıyor. Organizatörlere göre fuar başarılı sayılabilir. Yetenekli Arsak kadınlarını bir katta toplamayı başardı ve katılımcılar bir an için Arsak'taymış gibi göründüler ve ziyaretçilere göre fuar sadece Arsak ürünlerini satın alabildikleri değil aynı zamanda dost insanların Arsak lehçesini duyuyor olmanın ortamının yaratılmasıydı. Organizatörlere göre fuara sembolik parayla destek vermek istedikleri ve gönüllülüklerini ifade eden kişiler sayesinde az miktarda parayla projeyi ayeta geçirmeyi başardılar. Fuarın sonuçlarından bahseden organizatörler Altın Eller Fuarı'nın başlı başına bir amaç olmadığını, yaratıcı kadınların birbirleriyle işbirliği yapması, alıcıları ve üreticileri tanıması için bir fırsat olduğunu belirtiyor ve işe de yaradı. Katılımcıların çoğu çeşitli işbirliği teklifleri aldı, kayıtlı siparişler aldı ve fuara katılamayanlar arsa üreticilerinden yılbaşı alımlarını yapmak için farklı fiyatlarda ürünler almak istiyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vova adlı topluluk tarafından seslendirilen Hamşen Ermeni şarkısı Ali Aşun Kuka adlı eseri sunuyoruz. Ali eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.